Kübra'cığım, gelinler senin için puanlarını kullandılar. En yüksek kaç bekliyorsun diye soracağım tabii sana da. 4 yani, 4-5 yani, aşağısı olmamalı aşağısı bence. Aşağısı diyorsun. Mümkün olmamalı değil. Aynen. Ya aşağısı gelirse? Onca emeğe adalet, yani adaletli olmaları gerekiyor. Vicdanen rahat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Bakalım neler olacak. Gökçe'cim, senden başlayalım. Önce sebepleri, ardından puanını duyalım. Genel olarak eve girdiğim gibi Tuğçe'nin de dediği gibi sanki hani daha orta yaşlı birinin evine girmiş gibi bir hissiyat veriyor. Yani bunu defalarca söylemenize artık gerek yok ama gerçekten. Ama açıklamamı yapıyorum. Beni bir dinle. Ondan sonra bittikten sonra zaten yorumunu yaparsın. Yani şimdi şöyle, günü geçen rahatlıyor, işte yüksek puan bekliyorum gibi yorumlar yapıyor. Evet ama şimdi benim yarın günüm, daha günüm geçmedi. Ben objektif olmaya hani çalışıyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Bana göre iyi ya da kötüyü anlatıyorum zaten. Şimdi hani cevap verebilirsin. Mantıklı gelmiyor. Saçma geliyor. Ya neden mantıklı gelmesin ki? Sonuçta bana söz ya böyle ben diyorsun. Konuşuyoruz. Sanki sen yönetiyormuş gibi şimdi sen konuşabilirsin. Sözüm bitti demek istedim. Evet, ama Aslı Hanım o şekilde... Sözü bittiyse... Tamam. Puanını görelim, değil mi? Tabii ki, tabii. Sonra ki. Gerekirse puanın üzerine sen de gereken tamam. Konuşmayı yaparsın. Tamam. Puanını görelim Gökçe'cim. Benim sana puanım. 3 yani? Niye? Gerekli açıklamaları yaptım. 2 puanı nereden kırdın mesela? Ya 2 puanı yani bu ev bana göre hiç yani benim tarzıma uygun değil. Senin de kafan karıştığını düşünüyorum yine. Çünkü mutfak kırmızı, siyah detaylar var. Mesela baharatların gold. Herkesin kafası karışmış yani sana şöyle, göre Gökçe. Baharatların gold. Şimdi evet. Hani o baharatla getirip salona koysan kullanırsın yani, anladın mı? Hani ben ondan bahsediyorum. Yani zaten yatak odası desen burayla tamam takım almışsın. Onda evet. Zaten sıkıntı yok ama ben dediğim gibi beğendim ya da beğenmediğim şeyleri söyledim. Yani memnun ol ya da olma, bu benim fikrim, bu benim puanım. Evet. Elif'cim seninle devam edelim canım. Yatak başlığını beğenmediğimi söyledim. Zaten yatak odasının perdelerini de beğenmedim. Hani bana salon gibi orası da ağır geldi. Salonu da ağır buldum. Evet, senin tarzına uygun ama burada biz kendi eleştirilerimizi kendimize göre yapıyoruz. Tabii. Mutfağını da zaten baştan hiç beğenmediğimi söylemiştim. Buna göre de puanımı verdim zaten. Peki. Misafirperverliğine ve sofrasına ben puanımı verdim, öyle söyleyeyim. Öyle evet, mi? Evet. Misafirperverliğinden memnun kaldın mı? Yok, iyiydim. Misafirperverliğini beğendim. Sofrasına. Şöyle evet, tabii ki atışmalarımız oldu ama yine de gerildi o da. Tabii ki de zaman zaman kendini savunacak ama ben tabii. Beğendim yani, şey değildi. Peki puanını görelim Elif'ciğim. Benim sana puanım. 2 gibi gerçekten ya. Ben zaten baştan belirttim Kübra sana. Elif, sen 2'den başka bir puan biliyor musun? 3 var, 4 var. Evet, 3 hani... var, 4 var. Beğendiğim bir ev olsaydı ben 4 de verirdim, 3 de verirdim. Ben zaten Aslı Hanım biliyorsunuz, söyledim. Misafirperverliğine ve sofranın evet. Puanımı verdim. 2 odaklanmış ve herkese 2 veriyorsun. Evet, dedim. Ben yine söylüyorum. Bravo, bunu daha kaç kere bravo. Söylesem anlayacaksın, onu da merak ediyorum. Ben beğendiğim bir ev bravo, olsaydı tamam, 4 de verirdim. Bravo, tamam, teşekkür ederim. 3 tamam, de verirdim, teşekkür ben teşekkür ederim. Ederim. Teşekkür 5 verir miydi? 5, Aslı Hanım burası bir yarışma. Ben gelin evinde hiç 5 verildiğini görmedim. Ben de vermezdim. Onlar çok benim evimi beğendi. Olsun. Çok evet, güzel her yer beyaz, olsa beyaz, şöyle. Beyaz, beyaz. Burada bir renkli ev gördün ya, bir için evet, açılsın. Evet, yok içim açılmadı, içim karardı. İçin karardığını düşünüyorum. Senin evet. Zaten için karaymış. Evet, Tuğçe'cim seninle devam edelim canım. Ben bu puanı verirken ilk önce şunu söyleyeyim. Biraz önce sen dedin ki adaletli olmalarını düşünüyorum, istiyorum dedin. Ben dün sende adalet göremedim. Sen Cemre'ye sadece 4 puan verdin. Orada adaletli olduğunu düşünmüyorum. Benim sana puanım.
4 teşekkür puan. Teşekkür ederim. Ben ilk önce bir alkışladım ben gerçekten. Ederim. Şu an şok oldum. Hak yemediğin için çok teşekkür ederim. Hak yediğin için çok mutsuzum şu anda. Belki o yüzden ağlamış olabilirsin. Şimdi burası benim hiç tarzım değil. Ama senin de tarzın olmadığını düşünüyorum. En başından o senin beri kararın, aynı şeyi... O senin kararın. Ayrıca adaletli bitirmedim olup olmadığını... Yani ben adaletli olduğumu düşünüyorum. Bitirsin. Ben adaletli puan verdiğimi düşünüyorum. O senin düşüncen. Ben zaten tamam, kendi Tuğçe. Düşüncelerimi söylüyorum. Evet, devam et Tuğçe. Sadece senin yaşına hiçbir şekilde uygun olmadığını düşünüyorum. Uyum bulamadım. Hı. Hadi ağır eşyalar sevebilirsin, onu kabul edebilirim. Evet. Ama ağır eşyalar severken en azından renkleri falan bir tuttursaydın. Mutfakta kırmızının tutturduğumu ne işi var? Mutfakta kırmızı asla olmaz. Çok kapatı, senin evin çok gibi değildi bir... en azından. Her şey evet, çiçe değildi. Evet, çok ferahtı. İçeriye yatak odasına gelirsek, yatak odanı hiç beğenmedim. Sadece söylediğim gibi mobilyalarını beğendim. Keşke daha farklı, daha uyumlu yapsaydın. İsterseniz puanımı açıklayayım. Evet, puanını açıklayabilirsin. Benim sana puanım... 2 şaka puan. Gibi ya Aslı Hanım. Gerçekten hı-hı. Şaka gibi. Siz de anlaşıp yani 2-2 vermeyi düşünüyorsunuz anlaşıp herhalde. Anlaşıp dersen bence çok yanlış yaparsın. Yok öyle ikiniz de sürekli 2-2-2-2 puanını zaten Elif Aslı Hanım. Ama ben böyle konuşuyorum. Bir şey çok bir, ben bir konuşuyorum ama. Hanımlar. Arkada konuşmaları gibi bir şey bir kere bizim zaman kurallarımıza aykırı. Böyle bir şey zaten sizin gördüğünüz gibi mikrofonlarınız var. Biz bunları dinliyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani böyle bir şey diskalifiye sebebidir. Zaten. Böyle bir şey diskalifiye sebebidir. Ben buna benim programımda izin vermem. Net söylüyorum. Böyle ithamlarda da bulunmayalım. Kimse kimseye puanını söylemeyecek. Bu Aslı Ünel'le gelin evinin kuralıdır. Bunun aksi bence de iddia edilmez. Tamam, devam edebilirsin. Yani gerçekten kendi evine bakıp bir de buraya baksan bence... Adaletliyorsun, adaletliyim Tuğçe. Sen kendine bak, şu an tamam. Dün iki verilen eve sen 4 verdin. Üst üste konuşmayalım. Dün herkesin 2 verdiği eve... Ben istediğim eve, gibi konuşurum ama Tuğçe. Yani. Konuşurum. Puanla gelince... Şu an bu 2'yi ben hak etmiyorum neden asla. Neden hak etmiyorsun? Neyini beğendiğimi asla söyledim sana. Asla hak etmiyorum. Neyini beğendiğimi asla söyledim. Asla hak etmiyorum 2'yi. Neyini beğendiğimi söyledin de hak etmiyorsun ya da ikimizin, üçümüzün... Beğenmemek için gelmişsin buraya. Öyle olsa evet, eğer, beğenmemek için gelmişsin. Öyle olsa eğer gidip de Elif'e 3 vermem. Ne alaka ben şu an Elif ne alaka? Hiç kimsenin beğenmediği eve kalkıp da 4 vermedim. Ayrıca bu seni ilgilendirmiyor. Bu benim puanım. Tamam da bak. Bu benim puanım. Yani seni beğendiğini... Sen beğenmedin diye o beğenmeyecek. Hayır sen beğenmedin diye siz üçünüz bu örnek veriyorum. Beğenmediniz diye ben de beğenmek zorunda değilim. Zevkiniz yani. Aynı öyle mı? Öyle bir şey mi var? Öyle niye? Bir kural mı zevkiniz var aslında ben mi? Kendime ediyoruz. Herkesin zevki... Herkesin zevki kendine yani. Bir zevki var. Evet. Bir beğenisi var. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Senin beğendiğini ben beğenmem, benim beğendiğimi sen beğenmezsin. Yani ben üçünüz beğenmediniz diye... Ev tasarımı var. Herkes kendi zevkine göre yapıyor evini. Ya ben şunu da söyledim sana. Ben diyorum ki sana bak yatak odağında diyorum çok güzel. Dolabını seçmişsin diyorum. Makyaj masanı seçmişsin ama sanki onları başkası seçmiş, bunları başkası seçmiş gibi. Aslında zevkini oradakiler gibi kullansan çok güzel burayı... Yatak odasını mı beğendin sen Tuğçe'ciğim? Evet yatak odasını beğendim. Puan yatak odası... nereye? Yatak odasına, yatak odasına ama yatak odasını tam anlamıyla beğendiğimi söylemedim. Hı. Ama yine de ben oradan bir puan verdim, bir puan da misafirperverliğine verdim. Hani ben masanı da beğenmedim senin. Neden beğenmedin? Beğenmedim. Çok neyini boş beğenmedin? Buldum. Çok boş buldum. Sende ne vardı Tuğçe? Çok ya merak ediyorum. Mesela tabaklarına ya. Yorum yaptım hatırlarsan. Gold'la dedim gümüş hani keşke gold koysaydın dedim. Yani ben seninle kendimi kıyaslamaya gelmedim. Şu anda senin puanını orada vermeye geldim. Orada o kadar emek var. Neyini beğenmedin? Sofrada bir sürü emek emeğini var. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Beğenmiyorum, zaten boş diyorsun. Bir orada puanda, bir sürü emek var. Nasıl boş? Bir puanda... benim dün bir sürü çeşidim vardı. Ne evet, oldu o zaman? Niye beğenmedin o zaman? Niye onu beğenmedin? Bir sürü çeşit vardı çünkü orada. Çünkü ben çeşitlerdi yani. Nasıl aynı çeşit? Mezi biri et, biri tavuk. Bana, sonra biri et, masam, bir saniye. Benim günüm konuşuldu. Ben bir saniye. Ben ayrıca onda konuşurken sen niye dün diyorsun ki avukat mısın? Sen de niye o zaman atlıyorsun her şeye? Sen de o zaman bugün Kübra'nın avukatısın.
Evet, haklı olarak. Evet, avukatıyım. Değil mi? Sen de dün avukatlık yapıyordun, bir şey olmaz. Ben avukatlık yapmıyordum. Tamam, sen neyse. Çok yükselip beni evden kovacak kadar kıvama geldiğin için bir yerde üzerime gelmek zorunda kaldım. Yersizdir, tamam, üzerime gelmeseydin. Arkadaşlar tamam. Lütfen benim günüm, lütfen tamam. Ya. Kusura bakma. Tamam hayatım. Bir şey eklemek istiyor musun? Yok aslanım, bir şey söylemek istemiyorum. Yani... Cemre ile devam edeceğim. Tamam, tek. Aslanım aslında Cemre'nin puanını biz tahmin edebiliyoruz şu an konuşmalarından ama yani devam edelim bence de. Herkes tabii ki hür iradesiyle istediği puanı kullanma hakkına sahiptir. Ama tabii siz de soracaksınız nereden puan kırdım diye. Siz de doğal olarak bu konuşmalar doğalında gerçekleşecek. Tabii ki.